Hadi uğurlar olsun. Sağ ol. Kadir Usta! Patron seni çağırıyor, gel eve. Geliyor. Beni istemişsiniz efendim. Seni yeni ortağımla tanıştırayım. Halil! Vay Kadir! Aslan başçavuşum benim! Hay Allah, kaç sene oldu görüşmeyeli? 20 yılı geçti galiba. Ya kim derdi ki? Bir gün sen benim patronum... Aa bak darılırım, aramızda patronluk matronluk yok. Geç bakalım, geç otur şöyle, geç geç. Ben de Kadir Efendi'yi kardeşim gibi severim. Senelerdir iş arkadaşım Muhtemed'im. Milyonlarım, her şeyim ona emanet. Bundan sonra her şeyimiz ona emanet. Sağ olun. Öyle boynu bükük durma, bozuluyorum. Başlatma patronluğuna. Sağ ol. Öyle kuru bir sağ olla kurtulamazsın. Bu akşam bizim evde yemektesin. Ben şey, başka zaman inşallah. İtiraz istemem. Eski zamanlarda olduğu gibi kafa çekeceğiz seninle. Sevdiğin Arnavut ciğerinin en alasını yaptıracağım sana. Hay koca Kadir, hay. hadi şerefe. Şerefe. Yahu, senin bir oğlum vardı. Neydi adı? Şaban. Ah, öyle ya Şaban. Hiç unutmam, kerata 5 yaşındayken kucağıma işemişti. Kocaman adam olmuştur. Ne yapıyor şimdi? Almanya'da. 20 yıl oldu görüşmeyeli. Deme ya. Hayrola? Anası rahmetli olunca sefil olmasın diye Şaban'ımı Almanya dayılarının yanına yolladım. Gidiş o gidiş. O gün bugündür mektuplaşıyoruz. Yüzünü ancak resimlerinden tanıyorum. Üzüldüm. Boş ver. Hadi içmene bak. Bu dünyada her şey olur. İşte Arnavut ciğeri de geldi. Bizim aşçı harika yapar. Buyurun bunu. Efendim. Eline sağlık. Kör İhsan'ın meyhanesini aratmaz. Buyurun. Hatırladın mı o günleri? Unutur muyum hiç? Hani bir akşam çıngar çıkmıştı da ne biçim girişmiştik ha? Elimizde odunla o serserileri nasıl kovalamıştık meyhanede. Alçak gönüllülüğü bırak. Sen bir başına hepsini alt ettin. Bırak Allah aşkına, mazide kaldı. Artık ihtiyarladık. Eski toprağa bir şey olmaz. Hadi şerefe. İyi akşamlar babacığım. Afiyet olsun. İyi akşamlar yavrucuğum. Tanıştırayım. Kızım Tülin. Başçavuşum Kadir Memnun Bey. Memnun oldum efendim. Kızın ha. Maşallah. Ben de memnun oldum kızım. Kendi kızına ayağa mı kalkacaksın? Kızım, öp bakayım elini. Kadir Bey senin amcan sayılır. Öpeyim efendim. Berhüder ol evlen. Otur hele, bir iki lokma atıştır. Yemeğim daha iyi babacığım. Bülent'i bekliyorum. Tiyatroya gideceğiz. Gençlik işte. Evde oturdukları yok. İşleri, güçleri, eğlence. Zaman böyle. Öyle. Ah, Bülent de geldi işte. Nerede kaldın? Geç kalacağız. Anca güzelim. Tonla işim vardı. Babama bir merhaba de de öyle gidelim. İyi akşamlar babacığım. Afiyet olsun. İyi akşamlar damat. Damat mı? Yani yakında damadım olacak. Kızımın nişanlısı Bülent. Memnun oldum. Kadir Bey de askerlik arkadaşım. Fabrikamızın depo sorumlusu. Öyle mi? Hı. Memnun oldum. Ben de. Evimizin şeref misafiri. Bu gece burada kalacak. Bırakmayacağım. Daha neler canım. Ben giderim. Vallahi olmaz. Sana özel oda hazırlattım. Hem burası da senin evin sayılır. Hiçbir yere bırakmam. Öyle değil mi Bülent? Tabii efendim. Mahcup ediyorsunuz.
Aa, yetti ama. Hadi çocuklar siz tiyatronuza. Bay bay. Hadi içelim bakalım başçavuşum. Ne güzel günlerdi o eski günler değil mi? Gelmez. Vallahi geri gelmez. İçelim anasını satayım. Şuna bak hele, şuna! Mahvolduk! Ne var, ne oldu? Almanya'ya gönderdiğimiz sandıkların içinden deri yerine paçavra çıkmış! Yapma ya! Nasıl olur? İmkanı yok! Mallar gözümün önünde yüklendi! Sandıkları tek tek saydım! Bakın, tırı elimle mühürledim! Herhalde yolda bir şey oldu! Şoförler bu işe ne diyor? Almanya'ya telefonla sordum! Yolda şüphelenecek hiçbir durum olmamış. Allah Allah, bir tedbirsizlik var ama suç kimde bilemiyorum. Vallahi aklım almıyor komiser. Sandıkları elimle yükleyip mühürledim. Deponun başka anahtarı var mı? Hayır, bir tane var. O da bende durur. Başka anahtar da yoktur. Maalesef seni tutuklamak zorundayız. Olamaz. Benim 25 senelik emektarım. Benim de 30 senelik arkadaşım. O yapmış olamaz. Üzgünüm. Kararı mahkeme verir. Kefaletle tahliye edildin. Şimdilik serbestsin. Sağ ol Hadi Bey. Üzme canını. Ben senin suçsuz olduğuna inanıyorum. Buyur Kadir amca. Sağ ol kızım. Aa, yeter ama artık. Üzme bu kadar canını. Üzmeyeyim ha.
Nasıl? Hanımdaki bu kara lekeyle nasıl insan içine çıkarım ben? Bütün mahalleli senin suçsuz olduğuna inanıyor. Ya siz? Seni baba gibi bildim Kadir amca. Sonuna kadar namusuna laf söyletmem. Ben de 20 senedir kimseyi incittiğini görmedim. Sağ olun. Yıllardır kiracınızdan öte tuttunuz beni. Sanki bir aile gibi olduk. En kötü günümde yanımdaydınız. Ama bu sefer başka. Her şeyin bir çaresi bulunur. Bu işin bir tek çaresi var. O da oğlum Şaban'ın Almanya'dan kalkıp gelmesi. Şaban mı? Evet. Aslan oğlum Şaban. Ben ihtiyarladım artık. Bu gözü dönmüş soyguncularla baş edemem. Ama Şaban öyle mi? Genç, güçlü, kuvvetli. Almanya'da namı yürümüş. Taşı sıksa suyunu çıkartır. Aslanların aslanı oğlum. Her spor dalında birinci. Boksör, atıcı, nişancı, karateci, komando, güreşçi. Sonra benim oğlum büyük futbolcu. Büyük futbolcu, halterci. Ah bir gelse benim oğlum Şaban. O zaman hemen bir mektup yazıp çağıralım. Evet, mektup yazalım. Babasını kırmaz gelir o. Yaz kızım. Geçmiş olsun Kadir baba. Geçmiş takma olsun. Artık Allah kafanı. Böyle bir dert vermesin Kadir amca. Bu da geçer canım. Boş ver değil mi? Geçer ya. Biz seni tanırız Kadir baba. Namuslu adamsın sen. Sağ olun, sağ olasınız. Size bir müjdem var. Bu sabah mektubu postaya attım. Bir haftaya kalmaz oğlum Şaban Almanya'dan gelir. Görsünler bakalım. Analar ne yiğitler doğururmuş. Yaşa Kadir efendi, bekliyoruz. Görelim bakalım Aslan Şaban oğlumuzu. Görelim, görelim. Hele bir gelsin. Yahu arkadaş, bildiğin gibi değil. Altı Alman'ı bir yumrukta yere sermiş. Helal be. Helal tabii, ne sandın? Çok yaman adammış, çok. Türk işçilerini döverlerken Şaban abi yetişmiş. Allah inandırsın, tam 15 Alman'ı hastanelik etmiş. Allah Allah, ne zaman yahu? Yüzüğü 50 metre ileriye dikmişler iyi mi abiciğim? Şaban abim silaha bir sarılmış iyi mi? 6 el ateş etmiş icabında. Ve de 6 kurşunu da yüzüğün tam ortasından böyle garç diye geçirmiş iyi mi abiciğim? Vay be deme ya! Dünya karate şampiyonasında bir numara çekmiş. 150 kiloluk Alman'ı tuttuğu gibi fırlatıp yapma atmış. Yapma ya! Vay be! Acayip! Hamine Süpermen gibi uçuyormuş. Süpermen de kim kız? Şaban, Hamine Şaban. Ne? Şaban mı? Ya, çok da yaman bir delikanlıymış. Yaşasın, yaşasın. Serdar abim gözleriyle görmüş, çok iyi futbolcuymuş. Alman takımda tek başına 6 gol atmış. Hadi be, o zaman gazeteler niye yazmadı? Almanlar gazetelere yasaklamış, yazdırmamışlar. Biz İngilizlerden 8 gol yedik, keşke biz de herkesten saklasaydık. Hakkında söylenenler doğruysa, bu Şaban pek yaman bir delikanlıymış. Çok gördük öyle delikanlıları biz. Cürmü kadar yer yakar. Orası öyle ama gene de merak ediyorum. Ne zaman geliyormuş? Yarın sabah. İşlere bir müddet ara verelim. Zaten Kadir de deponun anahtarlarını değiştirdi. Boş ver. Gene sarhoş ederiz. Yo, hayır. Bu sefer tırları yolda soyacağız. Evet, yolda. Ta ki Hadi Bey hisselerini bana devredene kadar. Ya ben? Benim hissem ne olacak? Seni hiç unutur muyum damat? Kazancın %25'i senin. Sabret, önce şu aslanlar aslanı Şaban'ı tanıyalım hele. Thank you.
geliyor baba. Kim bu Kadir amca? Oğlum. Oğlan mı? Oğlan. Hello papa. Bonjour papa. Oğlum geldi. Almanya'dan. Uzat elini, özledim seni, yeah. Kucakla beni, öpeyim seni, yeah. Müjde sana. Geldim papa. Oğlum Şaban. Kurban sana. Uzat elini, özledim seni, yeah. Kucakla beni, öpeyim seni, Üzme canını Kadir'cim. Yarın görüşürüz inşallah. Sağ ol. Sana zahmet oldu Hadi Bey. Rica ederim, ne zahmeti? Aa, kim bu renkli horoz? Kafasına domates salçası dökülmüş Kadir. Şaban dedikleri bu olmasın sakın. Bu mu aslanların aslanı diye methettikleri? Ne diyor bunlar papa? Hay papam batsın. Niye vapur musun ki? Ay yoldan tamircisi olmasın bu? Kardeş şu bizim damı da aktarsana sevabına. Aktarırım aktarırım. Ulan bu mu atmış Alman takımına 5 golü? Hayrola kızım, ne oldu? Nedir bu haliniz? Sorma anne, sorma. Gelmedi mi? Geldi, geldi. Guten Morgen. Aa, bu da kim? Şaban. Oğlum. Aa, bu mu? Aa, bu. Aa, gerçekten bu mu? Şaka etmiyorsunuz ya. Maalesef. Maalesef. Olamaz. Hello teyze hanım. Sizin için bir şarkı söyleyebilir miyim? Hello teyze, hello. Almanya'dan hello. Kaçma teyze, kaçma. Everybody, kaçma teyze, kaçma. Everybody, hello. Kaç ulan şu zımbırtıyı. Aa, zımbırtı değil. Modern pop tıngırtı papacığım. Bu mu o aslanların aslanı oğlun? Ben ya, beğenemedin mi teyze hanım? Evelallah altından kalkamayacağım iş yoktur. Bana Almanya'da Bond derler. Şaban Bond. 0-0-0. 1,5 tuvalet eder. Evet. Mesele neymiş anlayalım. Ulan geberteceğim seni. Ne oluyor ya? Geberteceğim seni. Sakin ol Kadir amca. Ne olur bana, sakin ol Kadir elinden amca. Elinden bir kaza çıkmadan yıkıl karşımdan. Oh. Yıkıl. Dur. Dur hele. Sakin ol dur. Kızım Şaban odasını göster. Hadi durma. Peki anne. Ay. Buyurun aslanların aslanı. Geldi aslanların aslanı. Allah'ım. Sana ne günah ettim ki bana bu cezayı verdin. Başa gelen çekilir Kadir efendi. Vah vah vah. Vah ya vah vah. Buyurun efendim, odanız burası. Ay çok Alaturka. Yeniden dekore etmek gerekiyor. Doğrusunu istersen hayal kırıklığına uğradım. Biz de öyle. Almanya'dan bir erkek gelecek diye bekliyorduk. Çıka çıka senin gibi boyalı bir zıpçıktı çıktı karşımıza. Ah, yani beğenmedin mi beni? Tavuk vicdanlı kız. Bayıldım. Ama sahtekarlığına. Bunca sene o erkeklik masallarıyla babanı nasıl uyuttun? Kızım, ben barış, aşk
ve kardeşlik için doğmuşum. Senin aşkının da, barışının da, kardeşliğin de canı cehenneme. Ama ters kızsın be. Tavuk vicdanlı. Hadi bir sigara ikram et de barışalım. Sigara bakkalda. Buyur git al. Yalnız sokakta yürürken dikkat et. Kedi köpek seni yamyam zannedip parçalamasın. Hoş. Hoş. Kulu. Bonjour bakkal efendi. Fesubhanallah. Guten Morgen, Guten Morgen. Ondan, Guten Morgen. Marlboro'n var mı? Var. İstersen mavi bantlısı da var. O ne demek o? Yani kaçağı da var. Doğrusu varken iğrisi de ne oluyor? Kaçağı kullanırsan fiyakan artar. Yo, fiyakayı sevmem. Düzgününden ver. Fiş ister misin? Poker mi oynayacağız? Yani fatura ister misin? İyi bir şeyse isterim. Kadeveli mi? Develi mi? Ne devesi? Keseyim mi? Yo, deve kesme, külfetli olur. Şimdilik bir horoz kes, idare ederiz. Ne iş bu ya? Bir sigara alalım dedik, kan gövdeyi götürüyor. Nereden çıktı bu deve ya? He? Gel. Buyur, beni emretmiş. Ya Allah aşkına bırak şu emri. Geç otur şöyle. Geç. Biz arkadaşız. Nihayet oğlun gelmiş. Gözün aydın. Sağ olun. Bu akşam ikinizi eve yemeğe bekliyorum. Sağ olun. Biz gelmesek daha iyi olur. Olmaz öyle şey. Senin oğlum benim oğlum sayılır. Şaban'ı merak ediyorum. Aması maması yok. İşte şimdi emrediyorum. Akşama bizdesiniz, tamam mı? O kadar. Bu yıl yapacağımız ihracat sonucunda elimize geçecek vergi iadesini de düşünürsek seneye memleketin bir numaralı firması oluruz ortak. Tabii başımıza geçen seferki gibi bir aksilik gelmez. Allah korusun. Bundan sonra her şeyi daha sıkı kontrol edeceğiz. Halil Bey, açık söyle. Kadir'in suçsuzluğuna inanıyorsun bütün değil mi? Bütün kalbimle. Üstelik bu gece evime yemeğe davet ettim. Ya. Aslanoğlu Şaban'ı da getirecek. Şaban'ı öyle merak ediyorum ki anlatılanlar doğruysa yaman biri olmalı. Göreceğiz bakalım. Ha işte geldiler. Buyurun efendim. Hello everybody. Hello dedik be. Hello everybody. Allah aşkına sus. Niye? Şarkılı türkülü merhaba diyordu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yürü oğlum. Öp Halil amcanın elini. Elini öpeceğime kelini öpsem olmaz mı? Oğlum. Öptüm. Şakacı çocuk. Hiç değişmemişsin. Ben bu amcayı tanıdım. Küçükken kucağına işemiştim. Ne günlerdi o günler. İster misin bu sefer de şey yapayım? Ha? Yaramaz çocuk. Öyleyimdir. Tanıştırayım, kızım Tülin. Ay ne kadar FGK'sınız. Anlamadım. Anlamayacak ne var? F fıstık, G gibi, K kız. Fıstık gibi kız. FGK, KDV gibi. Ay ne hoş, teşekkür ederim. Buyurun sofraya. Yemekleri soğutmayalım. Soğutmayalım.
Korkacak bir şey yok, salağın teki. Başka türlü olsa ne yazardı? Sıkma canını, boş ver. Öyle deme Hadi Bey. Ne ümitlerle beklemiştim onu. Oo, maşallah sofraya bak. Bir kuş sütü eksik. KDV bu eve pek uğramamış galiba. Hadi afiyet olsun. Şerefe! Şerefe! Şerefine Şaban! Senin de şerefine, hepimizin şerefine. Şerefli içelim. Şerefe! Babamın şerefine. Şerefine damat! Rica etsem bu gece bizim için müzik yapar mısınız? Müzik de yaparız, çiğ köfte de yaparız. İkisi karışırsa bir harika olur. Çiğ köfteli müzik. Çarşamba da kadınlara matine. Babacığım bir telefon edebilir miyim? Tabii yavrucuğum, tabii. Tabii yavrucuğum, tabii. Hadi bakalım, içelim, açılalım. Açılalım ama şerefine boğulmayalım. Şerefe. Dikkatli açılalım. Saatinize. Şerefe. 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 Alo, Emine? Arkadaşları topla, hemen bize gel. Büyük gırgır olacak. Harika bir misafirim geldi. Almanya'dan. Punk, şarkıcı. Hmm. Hadi uzatma, topla çocukları gel. Bye bye. Şerefe! 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 Şerefe. Anne, baba! Hoş geldiniz. Nereden çıktı bunlar? Arkadaşlarım baba, ben davet ettim. Şaban bize müzik yaparsa harika bir gece geçireceğiz. Burada mı? Yok, biz yan salona geçeriz. Kırmazsın bizi değil mi Şaban? Sizi kıracağıma kafamı kırarım hadi daha iyi. Hadi o zaman yürü hadi. Yalnız bırakma damat. Nasıl bir parça isterdiniz? Romantik mi olsun? Öyle ya, her şey tıkırında. Eğlenelim. Kızlar merhaba, Şaban çıktı meydana. Süslü beyler izleyin, bu masalı dinleyin. Gördüm ki memlekette orta direk yan yatmış. Bir de KDV gelmiş, hepten ayvayı yemiş. Senin uyanık baban çırparken oradan buradan, kıyar mı ki ödesin KDV? O şık bizonlu anan çanak konken oynarken, verir mi Harun Bey'e KDV? Köprüde hissen varsa, barajdan pay aldınsa, seni hiç ırgalamaz KDV. Orta direk düşünsün, ömür boyu sürünsün, umrunda mı senin KDV? Ey deve oğlu deve, bir geçersen elime, selam tüm sülalene KDV. Boş verin aldırmayın, kafanızı yormayın, tempo tutup zıplayın KDV. Öyleyim değil mi? Evet. Aa öptü. Bir daha öpeceksin. O nedenmiş? Öpeceğe de vergi var. KDV. Aman vergi kaçırma. Çok zekisin. Kuzum bu şarkıyı ne zaman besteledin? Bestelemedim. Uydurdum. Göreceksin, seni meşhur edeceğim. Deme ya. Yaşadık desene. Ne işin var lan senin burada? Parmak izi arıyorum. Kimin parmak izini? Haydutların. La havle ve la kuvvete! Çekil şuradan lan! Çıldırtma beni! Yakında sevinçten çıldıracaksın. Şaban Bond olaya el koydu. 000 iş başında. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Şimdi sorularıma tek tek cevap ver. Soygun saatinde ne yapıyordun baba? Şeytan diyor ki indir kafasına şunun... Gene de kanundan kaçamazsın. Ne yapıyordun? İçiyordum.
Sakıncalı bir durum. Nerede? Halil Beyler'de. Şüpheler artıyor. İkinizden başka kim vardı? Bir ara kızıyla nişanlısı Bülent Bey geldi gitti. Çember daralıyor. Delirtme beni! Ondan da şüphelenecek değilsin ya! Aksi ispatlanıncaya kadar senden bile şüphelenebilirim. Bizim mesleğin kuralı budur. Hatta babandan bile şüpheleneceksin. Günaydın. Günaydın. Sorguya çekilecek biri daha geldi. Konşimentoları getirdim. Sevk için bütün belgeler tamam. Niye çelme taktın lan? Ay, sen niye ayağıma bastın lan? Görmüşsün. Ulan sen manyak mısın? Yo Şaban'ım, sen dayı mısın? Dayıyım. Var mı bir itirazın? Sıkma sana ya, boğacaksın beni. Baba şuna bir şey söyle, öldürecek beni. Aklarını açarsana sana. Başına bak. Ne oluyor ya? Yapma, Bülent Bey oğlum, yapma. Yapma, dur, sana yakışma. Baba beni dövüyor ya. Sen kaşınıyorsun. Bir daha üstüme gelirsen eşek sudan gelinceye kadar döverim seni. Eşek suya ne zaman gitti? Bu tozunu alayım. Tövbe tövbe, şu oğluna bir şey söyle Kadir Efendi. Nasıl korkuttum ama, kaçıyor bak. Dur senin suratına. Allah'a şükür, yağmur mu yağıyor? Allah'ım sen bana sabır ihsan et. Kim o? Ben! Kapı açık! Vallahi açık. Çok sakıncalı bir durum. Benim yerime hırsız da gelebilir. Zaman kötü. Neredesin kız? Neredesin? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin, erkek müsveddesi. Allah Allah! Ne ters kızsın be, tavuk vicdanlı. Ya git başımdan Allah aşkına, işin yok mu senin? Yok. Ne yemek yapıyorsun bakayım? Elinin körünü. Hiç böyle bir yemek yememiştim. Acılı mı bari? Acılı, zehir gibi. Ay bayılırım acıya. Yanına bir de şalgam suyu. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. İlham geliyor. Bu melodiyi unutmamam gerekiyor. Müsaadenle ben beste yapmaya gidiyorum. Vallahi bu adam kaçık değilse, ben de bir şey bilmiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu saate kadar neredeydin? Her zamanki gibi geç kaldın. Depoyu kontrol ettim. Soygun için her şey hazır. Malları yüklediniz mi? Soygun için her şey hazır diyorum. Merak edilecek bir şey yok. En ince detayına kadar her şeyi planladık, tamam mı? Yarınki iş mutlaka başarıyla sonuçlanmalı. Bize kim mani olabilir ki? Şaban dedikleri zaman biraz korktum ama... ...çıka çıka karşımıza o soytarı çıkınca... Babası gibi çıkarsa halimiz duman nedir? Her neyse, sadede gelelim. Soygun nerede olacak? Ormanlık yolun sağındaki metruk barakaların olduğu yerde olacak. Adamları ayarladım. Nasıl planım, ha? Güzel. Yarın tam onda. Sizi gidi tavuk vicdanlılar sizi. Malı elimizle yükledik. İnşallah bir aksilik aman çıkmasın. Aman Allah saklasın yahu. Gene bir şey olursa ticari itibarımız sıfıra iner. Aman aman ağzından yel alsın. Öyle deme ortak, içimde bir korku var. Üzme tatlı canını, hiçbir şey olmaz. Önce Allah'a sonra size güveniyorum. Merak etmeyin efendim. Evelallah malı sağ salim yerine teslim ederiz. Al bakayım, yol güzergahınız, konaklayacağınız yerler burada yazılı. Tamam efendim. Yolunuz açık olsun. Malı teslim eder etmez bana telefon etmeyi unutmayın. Güle güle.
Hadi hadi sallanmayın. Çabuk değiştirin malları. Çabuk çabuk. Vaktimiz yok. Hadi çabuk olun hadi. Dön arkanızı dön. Selamün aleyküm. Sen kimsin be? Ne yaptığını sanıyorsun? Görmüyor musun? Karga avlıyorum. Ne kargası ulan? Defol git. Ulan babandır. İtalmalı inek. Usta avcıyımdır evvelallah. Hiç affetmem. Belediye vurduğum her karga için 25 lira veriyor. KDV dahil. Biz de geçinip gidiyoruz işte. Kardeşim karıştırıyorsun galiba. Biz karga mıyız? Hem de alası. Leş kargaları. Kaklayın bakayım. Ne diyorsun sen ya? Kaklayın lan. Şimdi hep beraber kaklayın bakayım. Karga karga kalk dedi. Kalk. Fena değil. Çık şu dala bak dedi. Kaklayın. Kalk. Olacak olacak. Çıktım baktım o dala. Kaklayın lan. Kalk. Ya bu kargalar ne bu dala. Kanat çırpıp kaklayın bakayım hadi. Kalk. Dişi karga gibi değil erkek karga gibi hadi. Kalk ulan kalk. Birazdan uçacaksınız. Kaklayın. Çırpının. Kaklayın kuklayın. Uçun gidin defolun. Kargalar uçtu gitti. Allah senden razı olsun avcı başı. Ha ol abi. Laf aramızda avcı ruhsatım yok. Yakalanırsan fena yaparlar. Hemen malı yükleyin yolunuz açık bu olsun. Elini unutmayacağız. Arkadaşını çöz bakayım. Tuttuğun altın olsun. Olacak, olacak olacak. Allah belanızı versin. Beceriksiz herifler. Ulan bir kişiyle baş edemediniz ha! Topunuzun canı cehenneme! Affet abi, ne yapacağımızı şaşırdık. Karga avcısıyım dedi. İki tane de tüfeği vardı. Allah inandırsın her attığı tam isabet. Yahu ne biçim bir adamdı bu? Uzun boylu, genç. Halil abi, telefonla sorduk, belediye karga avcılarına para filan ödemiyormuş. Öyleyse başka bir çetenin adamı olmalı. Ben böyle nişancı görmedim abi. Vallahi ben de görmedim abi. Ben de. Ben de. Kessin! Defolun gözüm görmesin! Bana bak. Gece 12'de buluşalım. Yeni bir plan hazırlayacağız. Canın oğlu olmasan vallahi parçalardım seni. Sümerbank patiskası mıyım ben? Bulaşık bezisin, bulaşık. İyi ki söyledin, aklıma geldi. Ona da katma değer vergisi var mı? Neye? Bulaşık bezine. Bir de utanmadan sırıtıyor. Yazık, baban ne ümitlerle beklemişti seni. Ümitleri boşa çıkmayacak. Dünyanın en ünlü punk müzisyeninin babası olarak tarihe geçecek. Ben bu ülkenin sanat güneşiyim. Tavuk vicdanlı kız. Böyle yaralı yaban domuz gibi bağırmaya müzik mi diyorsun sen? Şaban! Bak, hayranlarım çağırıyor. Çatla. Şaban! Hello! Gitarını al gel. Hayranların bekliyor. Sana bir sürprizim var. Geliyorum, şimdi geliyorum.
Mahcup ediyorlar. Şu hayranlarımdan da hiç rahatı yok. Ben çıkıyorum. Ben gelinceye kadar odayı sil süpür. Temizlik imandan gelir. Tamam mı? Ver canım onu. Her tarafı temizle. neymiş bakalım sürprizin? Biraz merak et. Aa vallahi çatlarım söyle. Monte Disco'da şerefine bir resepsiyon düzenledim. En iyi orkestra sana eşlik edecek. Bütün basını da davet ettim. Yapma. Dur şimdi heyecanlandım. Aa heyecanlanacak bir şey yok. İçinden geldiği gibi söyle. Ortalığı kırıp geçireceksin. Kırıp geçiririm değil mi? Hoş geldiniz! Huzurlarınızda Parki Şaban ve Katma Debo! Çıktı ortaya, selam bütün dünyaya, helal her şey bütün tanklara. Tanklar her şeyi yapar, dünyayı satar savar. Sözümden hiç çıkmayın, ne dersem tekrarlayın. Kazın alası, ha! Devenin ilk harfi, D. Ver vergi ver. Ve nereden çıktı? KDV. Hep beraber everybody. Kazın alası. Devenin ilk harfi. Ver vergi ver. Nereden çıktı? Çok kabiliyetli bir çocuk değil mi? Öyle patron, harika! Gazetenizde bunu yazmayı unutmayın. Tabii yazarım. Hadi be! Vergiyi unutma. Bu da vergi iadesi. Hop hop hop. Harol, adını bil. Ne oluyor ya? Niye sinirlendin? Bana mı hop dedin? Yok babana. O zaman git babama söyle. Sana bir daha karşıma çıkarsan fena yaparım demiştim. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Şimdi hatırlam. Kendine gel. Yapma dedim bak. Ne oluyor lan? Hadi!
tane de ben vurayım. Vurayım mı? Vurayım mı? Yok, daha zamanı var. Şimdilik affettim. Biz burada barış için yaşıyoruz, güzel çocuk. Tamam mı? Defol, gözüm görmesin, götür. Ya bu seninki de pek bir işe yaramıyor. Sen istersen değiştir bunu. Ay. Of. Aa. Sen burada mıydın? Yo, hayır. Başka yerdeyim. Kör müsün? Buradayım işte. Ne oldu suratına? Çarşamba pazarına dönmüş. Çarşamba pazarı değil. Daha çok perşembe pazarına benzedi. Anlamadım. Dayak yedim, dayak. Bir de utanmadan dayak yediğini söylüyorsun. Utanarak mı söyleyeyim? Amma tavuk vicdanlı şeysin be. Beni döveni sımsıkı tutsalardı ben de birkaç tane vururdum. Erkeklik öldü mü? Zavallı Kadir amcacık. Gene ne oluyor? İlham. Geliyor. Beni yalnız bırak. Peri. Kaçmasın. Deli. Deli. Vallahi deli. Vallahi deli. Zır deli. Zır zır deli. Ay ölürüm vallahi. Allah'ın zavallısı. Ben sadece müziğine hayranım. Fena halde kıl oluyorum herife. Aman Bülent. Lütfen budalalık etme. Şaban'ın kıskanılacak nesi var? Biliyorum, soytarının teki. Ama neden gidip öptün onu? Gırgırımı geçiyorum ben. Keh! Gırgırına geçiyormuş. Bu işin gırgırı mı olur, laf? Ne de olsa erkek. Ay, o mu erkek? Zavallının teki. Zavallı he? Ben sana gösteririm zilli zarife. Tır yarın sabah 8'de hareket ediyor. İçinde tam 200 milyon liralık deri var. Yolunu kesip malı taş ocağındaki depoya boşaltacaksın. Bu işi de yüzüne gözüne bulaştırırsan bütün adamlarını gebertirim bilmiş ol. Bu sefer başlarında ben varım. Merak etmeyin, her şey bir saat gibi işleyecek. Belki işler. Tavuk vicdanlı herifler. Hadi çocuklar! Hadi çocuklar, çabuk olun! Çabuk olun! İşler yolunda. İsterse olmasın. Çabuk olun çocuklar, elinizi çabuk tutun! Düşman nakliye konvoyu bulundu, teslim olun! Aman kardeş! Bir yanlışlık olacak! Parolayı söyleyin, yoksa hepinizi tararım! Ayağının altını öpeyim kardeş! Bak dinle! Ne? Parolayı bilmiyor musunuz? Demek ki siz casussunuz! Ateş! Düşman nakliye konvoyuna ölüm! El bombalarıyla hücum! Ne oluyor ya? Nereden çıktı bu herif? Ne bileyim ben! Allah 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 Allah! Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ya, müneccim miyim ben? Avcı uçakları alçak uçuş! Hedef nakliye kamyonu! Eyvah, uçaklar geliyor. Bu eksikti, Allah kahretsin. Suara alanı! Hedef nakliye kamyonu! Hücum!
fareler geliyor, ezecekler bizi. Kaçalım! Hadi kaçın! Kurtulun, koşun! Geçmiş olsun. Sağ ol komutanım, sağ ol. Dalga mı geçiyorsun? Ne komutanı? Estağfurullah komutanım. Ne komutanı be? Ben figüranım. Tepenin arkasında film çeviriyoruz. Ne filmi bu komutanım? Filmin adı Casus Peşimizde. Hiç duymadın mı cahil herif? Sinemaya git, sinemaya. Çöz arkadaşını bakayım. Allah cezanızı versin köpek herifler! Ulan soygunun yapıldığı yerde film falan çevrilmemiş! O it gene Tonga'ya bastırdı hepinizi! Defolun ulan! Defolun hadi! Gözüm görmesin! Bana bak! Bu beceriksizliklerine devam edersen zor veririm sana kızımı! Yıkıl karşımdan! Yıkıl hadi! Merhaba. Merhaba. Oh, oh. Affedersin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gibi bir sanatçı böyle bir yerde yaşasın, hayret. Ne varmış efendim? Beğenemediniz mi? Kim bu küçük hanım Allah aşkına? Küçük hanım kız. Şey, ana kız. Aman kız ana. Öf! Yani babamın çok yakınları. Üvey kardeşin mi? Yo. Aile dostu. Bundan sonra hayatındaki dostları ben seçeceğim. Anlamadım. Neyse. Buraya aracı olarak geldim. Arabacı mı? Çok şakacısın. Şakacıyım değil mi? Ah şekerim, beni gazinocular kralı İsmail Bey yolladı. Ne istiyormuş? Seninle anlaşma yapmak. Menajerliğini de ben üstlendim. Milyonlar seni bekliyor. Deme ya! Tabii, hadi yürü gidiyoruz. Gidelim. Nihayet keşfedildim. Sen benim daha müziğimi beğenme. Etrafa bir çeki düzen ver, temizle, tamam mı? Bak beğenmediler. Gazinomda yapacağın bir aylık program karşılığı sana tam 15 milyon lira veriyorum. Anlaştık mı? Ne? 15 milyoncuk mu? Deli misin sen, kabul et. Ben gidiyorum. Dur hele canım, dur, otur. Daha konuşuyoruz. Konuşalım. Az geldiyse 20 yapalım arkadaş. 20 ne? Milyon. 20 milyoncuk mu? 20 milyon, bu nasıl ağır dersin, evet de! Ben gidiyorum. Gitme canım, dur hele. Dur bakalım, 25, tam 25. Giderim bak. 30! Gitmem bak. Tamam. Of be! Of ya! Dur ama dahası var. Katma değer vergisi ne olacak? Sen beni batıracaksın. Pekala, onu da ben öderim. Ama bizim bakkal gibi alıp da arka cebe atmak yok ha. Yok. Yemin et. Vallahi billahi cebe atmayacağım. Hadi şimdi salona geçelim. Gazeteciler bekliyor. Mukaveleyi onların önünde imzalarız, reklam olur. Parayı getirmeyi unutma. Unutmam. Gel, geç şöyle. Sen de benim menajerim olacaksın. Bütün işleri ben hallediyorum. Sıkışırken de bir poz rica edebilir miyim? Tabii. Bozmayın pozunuzu, bir saniye lütfen. Sağ ol. Birkaç soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Şöyle buyurun sayın basın mensupları. Sohbetimize barda devam edelim.
Hem bir iki kadeh de atarız. Kaç liraya anlaştınız? 30 milyoncuk. 30 milyoncuk mu? Az değil mi? Bak patron, biraz daha vermen lazım. Basın mensupları az buluyorlar. Şakanın sırası değil. Hadi afiyet olsun. En sevdiğiniz yemek? Lahmacun. Hiç aşık oldunuz mu? Oldum. 8 yaşındayken komşunun kızına aşık oldum. Sonra ne oldu? Kızdan kaba kulak kaptım. O gün bugündür aşık olmuyorum. En korktuğunuz şey? Zam. Zam. Zam da zam zam. Hangi partiye oy vereceksiniz? Seks partisine. Özür dilerim, şakaydı. Sabah kalkınca ilk ne yaparsınız? Çişimi yaparım. Dünyanın en güzel köşesi sizin olsaydı ne yapardınız? Termik santral. Neden? Etraf kömür tozundan geçilmesin diye. Aldığınız milyonlarla ne yapacaksınız? Taksim helasının hisse senetlerini alacağım. Sizce dünyanın en obur adamı kimdir? Milli futbol takımımızın kalecisi. 8 gol yemek kimseye nasip olmaz. 26, 27, 28, 29, 30. Evet, tam 30 milyon. Şaban, nereden buldun bu paraları? Sana getirdim papacığım. Tamı tamına 30 milyon. Yoksa banka mı soydun? Onun gibi bir şey. Allah belanı versin. Hırsız, uğursuz. Allah'ım, bir bu eksikti. Ne var, ne oluyor Kadir amca? Niye bağırıyorsun? Nereden çıktı bu paralar? Banka soymuş. Banka mı soymuş? Şaka canım, şaka. Bir gazinoyla anlaştım. Sizin beğenmediğiniz şarkıları söyleyip yarından itibaren şöhret oluyorum. Şöhret olacağına erkek olsaydın erkek. Niye? Biz karı mıyız? Erkeğiz tabi. Üstelik bu kadar da para kazandık. Paran da, erkekliğin de yerin dibine bassın. Ama papa, ya ne yapsam yaranamıyorum. Haklı adam. Ne bekliyordu ne çıktı? Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Evet. Bir gün gelir, hepiniz fikrinizi değiştirirsiniz. Bozma. Beste yapıyorum. İlham Perimi kaçırma. Küserse gelmez. Gün doğarken kuşlar öter, inekler möller mü? Kuşlarcıklar, kuzular meler, İnekler möler mü? Sen gelince kalbim çarpar, kanatlanıp uçar.
çar. Gel gel yanıma gel gel, yat yat yanıma yat yat. Gel gel yat 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 yat. Gel gel yanıma gel gel, yat yat yanıma yat yat. Gel gel yat yat. Gel gel yanıma gel gel, yat yat yanıma yat yat. Gel gel yanıma. Gün doğarken kuşlar öter, İnekler möler mö. Nasıl? Ne nasıl? İnekler, aman şey, son bestem. Aa, harika. Aferin. Sen müzikten bayağı anlıyorsun. artık çayımızı içebiliriz. Sen de bayağı iyi insanmışsın. Maşallah. Geç oldu ama nihayet anladın. Bir de şu kılık kıyafetini düzeltirsen adama döneceksin. Boş ver, böyle iyi. Hayır, şey demek istedim. Üniversitede geçen gün bahsin oldu. Arkadaşlar seninle tanışmak istediler. Neden? Yaptığım müziğin metini duymuşlar. Bize yardımcı olabilir mi diye sordular. Olabilir. İstersen bu inek şarkısını sizin üniversiteye ithaf edeyim. Yok, öyle değil. Bir folklor grubumuz var. Senin müzik yorumunla değişik bir şekil kazanabilir. Ne dersin? Evet derim. Ama sen yanımda olursan. Tabii. Tabii olur. Bundan sonra her şey ağır ağır, yavaş yavaş olacak. İçinde başlayıp bitecek. Başlayın. Ne oluyor ya? Hızlı çalalım bari. Yeter, yeter, yeter! Yeter, yeter! Karıştırmaya başladım. Yeni ilhamlar geliyor. Ben tuvalete gidip düşüneceğim. Siz devam edin. Çayda telsiz. Bu sefer başınızda ben de olacağım. Yola çıkıyoruz. Hududa 10 kilometre kala tırı yakalayacağız. Görüşürüz. Ne
Allah, bir bu eksikti. Nereden çıktı bu trafik polisi? Cezayı verip başımızdan savalım gitsin. Ehliyet, ruhsat. Radara girdiniz. Fazla sürat yapmaktan 3000 lira ceza. Emredersiniz abi. Al şunu öde de gidelim. Buyur. Ama süratimiz normaldi. Vay! Memura vazife başında itiraz ve ukalalık. Ceza 6000 oldu. Canın sağ olsun be kardeşim. Buyur, yalnız işimiz acele de. Buyur al. Vay 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 vay. Memura vazife halinde fikir vermek ve ukalalık etmek. Ceza 3 misli oldu. Sökül 9000 daha. Ne? Yahu kardeşim. Ne? Yahu mu dedin? Memura vazife başında hakaret ha? Cezasını hakim verir. Aman yarabbi. Memur bey kardeşim. Ah, bu... Görevinizi biraz çabuk yapın. Bir saattir bekliyoruz. İşimiz gücümüz var değil mi? Dur. Daha sana sıra gelmedi. Acelen ne? Ha. Çok sayın memur beyefendi. Lütfen günahımız neyse söyleyin, ödeyelim ve de yüksek müsaadenizle çekip gidelim beyefendi. Oo, memura görev başında kibarca rüşvet teklifi. Arkadaş yandın sen. Ayağının altını öpeyim abi, yanlış anlama. Ayağımın altını öpmek yağcılığa girer. En büyük suçtur, cezası da ağırdır. Bana bak arkadaş, sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Dalga denizde olur, burada deniz var mı? Deniz olsa vapur geçer, bak tır geçiyor. Ha, bu bizim tır! Bizim çabuk, tır, çabuk araba, atla arabaya! Atla arabaya! Çabuk. Yetti be! Sen de fazla uzattın, çabuk arabaya! Dur! Kimse kımıldamasın, sen in aşağı, çabuk! Aç şu bagajı bakayım. Sen de geç şöyle bakayım. Siz bir dolap çeviriyorsunuz, minibüstekiler inin aşağı! İn dedim! Geçin şöyle! Dönün arkanızı! Yaslanın! Arama tarama var! Aa, bu ne bu? Bu ne? Ya eroin ya kokain! Bu işin idama kadar yolu var! Beyaz ölüm! İyi bir avukat tutarsanız, belki müebbetle yırtabilirsiniz. Ekip de geldi, çekeceğiniz var. Hayrola başkomiserim, bir durum mu var? Bir değil, çok durum var. Memura hakaret, rüşvet teklifi, yağcılık ve de eroin kaçakçılığı. Hepsini derhal emniyete sevk edin. Baş üstüne komiserim. Alo merkez, cevap ver. Cevap ver, 318 arıyor. Çatalçeşme mevkiinde bir olay var, derhal bir ekip gönderin. Neredeydin? Niye birden ortadan kayboldun? İlhan Perim gelmişti ya, sonra kaçmaya başladı. O önde, ben arkada, bir türlü yakalayamadım. Ayıp ettin. Bütün arkadaşlarıma rezil oldum. Üzme canını. Folklor gösterimizi en güzel şekilde sergileyeceğim. Çok güzel fikirlerim var. Hele bir sabret kız. Oo, neler olacak neler. Beyler, laboratuvarda yapılan tahlilde torbanın içindeki maddenin eroin değil, nişasta olduğu anlaşıldı. Adalet yerini buldu komiser bey. Diğer taraftan sizi yolda alıkoyan trafik komiserinin uzun zamandır aranan bir akıl hastası olduğu sanılıyor. Hepiniz serbestsiniz. Sağ olun. Sağ olun komiser bey, sağ olun. Sağ olun. O adam kimdi acaba komiserim? Sabret. Yakında öğrenirsin. Kurtarıcımızın şerefine. Allah razı olsun. Ne yaman adammış be. İnanın, bu bize Tanrı'nın bir lütfu. Gökten zembille mi indi ne? Yo, uçakla indi. Hadi, sen lafa karışma. Peki papacığım. Teşekkür ederim. Üstür en umulmadık zamanda ortaya çıkıyor ve işi bitiriyor. Hadi, meçhul kahramanımızın şerefine.
Papacığım, ben de içebilir miyim? Hadi be! Bunu erkekler içer. Panklar ne içer? Zıkkımın kökünü. Zıkkımın kökü var mı? Olacak şey değil yahu. Tek başına soyguncuların canına okumuş. Çok kuvvetliymiş canım, çok kuvvetliymiş. Olay yerine de uçarak geliyormuş. Ne bu be, Süpermen mi? Sen sus! Aleyküm selam papacığım. Yakışıklıymış da. Güçlü, kuvvetli, üstelik uçuyor. Kim bu adam acaba? Ne o kız? Ağzının suyu aktı. Bekle hele. Yakında ben de sahnelerde uçacağım. Kelebekler gibi. Tamam. Bana yeni ilhamlar geliyor. Yepyeni bir tarz deneyeceğiz. Şimdi sıraya geçin bakayım. Hazır. Başlıyoruz. Güzel, evet. İlham düdükleri ötüyor. Güzel. Müzik. Bıktım artık bu soytarıdan. Kıskanç sevgilim benim. İnan şu kadarcık değeri yok gözümde. Ama bugün gene buluşacaksın onunla. Ne yapayım? Provaya çağırdı. Morale ihtiyacı varmış. Morali batsın. Uzattın ama. Sen benim biricik nişanlımsın. Üzme canını. Modası geçince merhabayı keseceğim. Katır tepmişe dönecek. Kimi katır tepecek görürüz bakalım. Ne? Delirdin mi sen? Gazinoyu nasıl kapatırsın? İlk gece için bunca rezervasyon yaptık. Boş ver, hepsini iptal et. Yalnız benim misafirlerim gelecek. Bir gecelik hasılat en az 5 milyon eder. Ne olacak bu kadar para? 5 milyoncuk mu? Verdim gitti. Gazinoyu kapatıyorum. Hello! Nasılsın Şaban'cığım? Senin Şaban delirmiş. İlk gece gazinoya müşteri istemiyor. Nedenmiş o? İlk gece yalnız özel davetlilerimle birlikte olmak istiyorum. Başta senin baban ve de en iyi arkadaşı benim babam. Ah! Çok güzel! Güzel ya! Ne haliniz varsa görün. Ben gidip müdüre rezervasyonları iptal etmesini söyleyeyim. Babam bu işe çok sevinecek. Hemen telefon edip davet edelim. Numarası kaçtı? Alo, buyurun. Ha, bir dakika, bağlıyorum. Evet. Şaban Bey ikinci hatta, sizi istiyor. Peki, bağla. Hayrola Şaban, ne var? Halil amca, sana bir sürprizim var. Hayırdır inşallah. Yarın akşam programa başlıyorum, özel davetlimsin. Yarın akşam mı? Ya yarın akşam başka bir yere sözüm var. Aa, vallahi darılırım. Bak, yanımda gelmeni isteyen biri daha var. Babacığım, Şaban'ı kıramazsın. Yarın akşam onun için çok önemli. Mutlaka geleceksin. Aa, bu işi de mi sen ayarladın? Peki, peki, geliyorum. Canım babacığım, beni kırmayacağını biliyordum. Geliyor. Sağ ol Halil amca, bekliyorum. Eşini, dostunu da beraberinde bekliyorum. Geç kalma. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Sağ ol patron. Hayırlı uğurlu sağ olun, olsun. Sağ olun. Sizler şöyle bara geçin. Arkadaşlara içki verin. Buyurun efendim. Buyurun. İyi akşamlar Hadi Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz nasılsınız hanımefendi? Sağ olun efendim. Ya sen Kadir? İşte gördüğün gibi. Bakalım ben... senin deli oğlanın marifetleri neymiş? Şaban yemin billah çağırmasaydı dünyada buraya gelmezdi. Aa, öyle deme Kadir amca.
Bütün gençlik tapıyor ona. İçindekiler ne? Ha? Dinamit galiba. Evet, dinamit. Oğlum delirdin mi sen? Yok, aklım başımda. Gördüğünüz gibi bunlar dinamit. Bu da ateş. Sen ne yapmak istiyorsun? Allah aşkına bırak şakayı. Kaçın, kaçın. Durun. Şaka yapmıyorum. Sıra geldi en büyük gösteriye. Müzik kes. Evet, sadede gelelim. Sorularıma doğru cevap verin. Yoksa uçururum vallahi hepinizi havaya. Halil Efendi, depodaki malları kim değiştirdi? He? Vallahi oğlum, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Söyle. Oğlum Şaban, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Gebertirim ulan hepinizi. Söyle. Ben değiştirttim. Yüksek sesle söyle. Allah aşkına sana 100 milyon vereyim affet. Ben affetsem kanun affetmez. Söyle, depoyu sen soydurttun değil mi? Evet. Gelin bakayım hepiniz şöyle. Gelin gelin yaklaşın. Hadi siz de gelin. Yaklaşın yaklaşın. Muntazam durun bakayım. Sorguya benim yöntemlerimle devam edeceğiz. Aerobik yaparak. Müzik. Oynayın. Çökün bakayım. Çök çök. Kıvırtarak. Kalkın. Kalkın bakayım. Kıvırtarak yavaş yavaş. Depoyu siz soydunuz değil mi? Evet. Tırları da 3 defa soymak istediniz. Evet. Güzel. Kıvırtın. Güzel. Sırt üstü yatın bakayım. Yatın lan. Çalkalayın. Sol ayak havaya. Jane Fonda gibi. Hadi lan. Yatın. Çalkalayın. Güzel. Takla atın. Atın lan. Şimdi de ters takla atın. Atın be. Atamıyorum ben. Kalkalayın. Beceriksiz herifler. İnek gibi durun. 4 ayak üstüne. Kıvırın.
Mö diyeyim bakayım. Bir daha söyleyin bakayım, depoyu kim soydu? Biz! Biz soyduk, biz! Olmaz, inekçe söyleyin. Mö 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 de mö mö. Kimse kıpırdamasın, polis! Komiserim, her şey planladığımız gibi oldu. Suçlarını itiraf ettiler. Bu inekler size teslim. Münasip bir yere götürün. Kalkın ayağa, gelin böyle. Hadi! Hadi! Sallanmayın! Yürüyün, yürüyün, yürüyün! Dışarı, hadi! Bunların hepsini toplayın bir tarafa. Hadi! Yürü! Kutlarım seni, bir harikaydın. Harikaydım değil mi? Tavuk vicdanlı. nasıldın baba? Fena değil ama daha öğreneceklerim var. Sayende onları da öğreniriz. Sağ ol Şaban oğlum. Sayende hayatımız kurtuldu. Aman estağfurullah Hadi amca. Bunlar ufak işler. Zaten bu iş için gelmiştim. Sana gelince yanlış adam seçmişsin. Bundan sonra hayatın hapishaneye sigara taşımakla geçecek. Yürü de endamını görelim. Benim için de hapishaneye arada bir hıyar götür. Ha, az kalsın unutuyordum. Gül'le konuşacak gizli bir şeyim vardı. Tabii annem müsaade ederse. Müsaade ne demek aslan oğlum? Ne istersen yapabilirsin. Oh, hiç böyle ana görmedim. Her kıza lazım. Oh. ne haber? Sonunda benim hakkımdaki fikirlerin değişti mi? Hayır. Neden? Bir kere şu kılık kıyafetim faul. Değiştirmen lazım. Kusurumuz o kadarcıksa değiştiririz. Eldiven, bilezik, kolye takmak da yok. Emrin olur. Adama benzemek istiyorsan küpeni de çıkaracaksın. Emredersiniz. Saçlarını da doğru dürüst kestireceksin. Ama yakışmıştı değil mi? Hala anlamıyor musun? Hepsi numaraydı. Tavuk vicdanlı. Peki, ben tavuksam. Sen nesin? Horoz. Beğenmedin mi? Beğendim. Ay, fena oluyorum. Bilmez misin, ateşle barut, tavukla horoz bir arada durmaz. Şaban, çıldırdın mı? Herkes bize bakıyor. Bakarlarsa baksınlar. Dünya umrumda değil. Yapma Şaban! Nereye? Kaçma kız! Tavuk vicdanlı, horozun geliyor!